Merhaba arkadaşlar, ben öğretim görevlisi Eymen Namazcı. Bu hafta arz, talep ve piyasa dengesi konularını çalışacağız. Arz, bilindiği üzere üreticiyi, talep ise tüketiciyi ifade etmektedir. Arz, sunmak anlamına gelen, üretici tarafından ortaya konan mal ve hizmetleri ifade ederken, talep ise tüketiciler tarafından bu sunulan mal ve hizmetleri almak isteme anlamına gelmektedir. Arzı ve talebi inceleyebilmemiz için bizim grafiğe ihtiyacımız olacak. Arz dediğimizde aklımıza gelecek olan grafik şu şekildedir. Şu dikey eksende fiyat, yatay eksende ise miktar yazmaktadır. Eğer biz dikey eksene fiyat, yatay eksene miktar yazarsak, şöyle bir pozitif eğri çizdiğimizde bu bizim için ne olacaktır? Arz eğrisi olacaktır. Neden? Çünkü siz bir üretici olsaydınız, satmak istediğiniz malın fiyatı arttıkça satmak istediğiniz miktar ne yapacaktı? Artacaktı. Aynen şöyle. Miktar artıyor, burası sıfır noktası, fiyat artıyor. Miktar artıyor, fiyat artıyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde arz edilmek istenen miktarla fiyat arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Diğer tarafta ise talep. Siz tüketicisiniz. Bir mal almak istiyorsunuz. Mal pahalılaştıkça talep ettiğiniz miktar azalır. Mal ucuzlaşırsa talep ettiğiniz miktar ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman onu görebilmemiz için bizim ne yapmamız lazım? Miktarla fiyat arasında tüketici adındaki ilişkinin nasıl olduğunu görmemiz gerekir ki bu ilişki negatif eğimlidir. Niye? Çünkü fiyat arttıkça bizim talep edeceğimiz miktar ne yapacaktır? Azalacaktır. Şöyle yapalım. Fiyat burada. Bakın fiyat yüksekken talep edilen miktar şu şekildedir. Fiyatı şuraya çekersek tık 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 gittiğimizde talep edilen miktar ne yapacaktır? Artacaktır. Talep ise gördüğümüz gibidir. Bir de bu hafta biz piyasa dengesi konusuna bakacağız. Piyasa dengesi ise bu ikisinin yani hem arzın hem talebin kesişmesi durumunu ifade eder. Arz pozitif eğimliydi, talep negatif eğimliydi. Kesiştiklerinde oluşan buradaki piyasa fiyatıdır. Buradaki de piyasa miktarı olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek. Demek ki bizim için arz dediğimizde fiyatla miktar arasında doğru orantının olduğu, talep dediğimizde fiyatla miktar arasında ters yönlü orantının olduğu bir durum gelecek. Peki piyasa dengesi neydi? Piyasa dengesi ise arzla talebin kesiştiği, miktarın ve fiyatın piyasaya göre belirlendiği bir durumu ifade edecekti. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.